Günler bugün 2023-2024 zeytin zeytinyağı sezonunun açılışını yapıyoruz. İlk zeytinlerimizi şu anda yeşil toplanan zeytinlerimiz. Şu anda makinemiz çalışmaya başlayacak ve zeytinlerimizi içeri alacağız. Sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Evet, zeytinlerimiz geldi şu anda. Döküyoruz. Silomuza boşaltıyoruz. Ve yeni zeytinlerimiz zeytinyağı için serüvenine, yolculuğuna başlıyor. Buradan başladık. İçeriye gidiyor zeytinlerimiz. Evet, zeytinlerimiz şu anda yıkandı. Yıkamadan sonra silo'ya, artık buradan kırıcıya yağ alma serüveni devam ediyor. 2023-2024 zeytinyağı sezonuna başlamış bulunuyoruz. Artık erken hasat, natürel sızma zeytinyağlarını başladık, çıkartıyoruz. Bugünden itibaren bu bir hafta 10 gün, 15 gün civarında erken hasat soğuk sıkım devam edecek. Ondan sonra normal sıkım zeytinyağlara başlayacağız. Bu sene iklimden dolayı bölgemizde ve Türkiye'mizde verim kaybı iklimden dolayı %30 diyelim, bir verime sahibi %70 kayıpla %30'u dolu olarak olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir zeytin elde edeceğimizi düşünüyoruz. Ve bütün yeni sezona bir sürü sorunlarla başlıyoruz. Bölgemiz Avdan, iklim olarak, harita olarak Bakırçay Havzası dediğimiz Kuzey Ege'de bulunuyor ve Kuzey Ege, Soma dediğimiz bu bölgede bilindiği gibi kömür yatakları, lignit, zengin kömür yatakları var ve bu zengin kömür yataklarının bilindiğinin aksine zeytine güzel bir besleyici leonarditten taşıdığından dolayı bizim bu bölgenin zeytinleri farklı bir lezzet, farklı bir aroma ve farklı bir tat ulaşmasına sebep oluyor. Ve kaliteli, çok kaliteli yağlar çıkartıyor ve ödüllü yağlarımızı burada üretiyoruz. Yani şöyle Soma Avdan'ın altı kömür, üstü zeytin şeklinde bir sloganımız var. Ve bu çok güzel bir ürünlerin çıkmasına sebep oluyor. Geçen sene çok güzel bir, verimli bir yıl oldu. Şöyle ki Türkiye için de bu çok büyük üretim oldu ve dünyada Türkiye ilk defa dünya ikinciliğine oturdu İspanya'dan sonra. Daha önce 4. 5. durumdaydı ve şimdi geçen sene güzel üretimler yapıldı, çok güzel zeytinyağlar sıkıldı ve bu seneye gelindi. Bu sene, geçen sene 4 kilo, 5 kilogram, daha 3 kilogramlarda 1 kilogram zeytinden zeytinyağı alınırken bu sene 6 kilogram civarlarında görülüyor durum. Bu da tabii zeytinyağının maliyetine yansıyor. Ve işçi maliyetleri, bu sene elektrik işçi maliyetleri çok arttı. Bunlarla beraber bu da ne yapıyor? Yeni üretilecek zeytinyağı fiyatını yukarıya çıkartıyor. Ve de nereye geldi şu anda fiyat diye sorduğumuzda aşağı yukarı 230 lira bandına geldi. Parakente olarak. Şimdi bu banda gelince bakıyoruz işte piyasada işte 100 liraya, 70 liraya litresi yağlardan bahsediliyor ki bu mümkün değil. Çünkü bu maliyetler, bu işçi maliyetleri, elektrik maliyetleri ve zeytinin olmayışından dolayı bunu kurtarması mümkün değil. Şu anda yeni sezonda bu 250-300 liraya mal edilecek bu zeytinyağı. Çünkü dalda zeytin yok. Çiftçinin dalda zeytin olmadığı için çiftçinin cebinde para da yok. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı bir sezona giriyoruz. Mazot fiyatları aldı başını gitti. Onlar da çok yükseldi. Gübre aynı şekilde, çiftçinin gübresi girdilerinden bu da çok yükseldi. Bunların da şeyleri yüksek. Dolayısıyla maliyetli bir yıl bekleniyor. Bu maliyetli yılda bu zeytinyağını kim nasıl yiyecek, o bayağı bir problem gibi gözüküyor. Çünkü çiftçi kendi üretiminden belki
yiyebilir yağını ama dışarıdaki bu insanlar nasıl yer, nasıl olur? Bizim de buna düşünüyoruz yani bir akıl sır erdiremiyoruz yani şu anda diye düşünüyoruz. Şimdi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim krizi ülkemizde vurdu, kuraklık ülkemizi vurdu. Dolayısıyla bizde verim kaybı %70 oldu. Yani %30 zeytin var, %70'i yok. Böyle bir sezona giriyoruz ve maliyetler çok yüksek. Bu acayip bir su krizi var. Bu susuzluktan dolayı şu anda zeytinler de buruştu, buruşma noktasında. Buradan da büyük bir sıkıntımız var. Şimdi bu yıl oluşan iklim krizi şöyle. Zeytinler çeklenmede zaten problem başladı. Şöyle ki çiçeklenme döneminde çok yağmur yağıp çiçeklerin meyveye tutmasını önledi. Yıkayı yıkayı verdi çiçekleri ve bundan dolayı meyve tutumu olmadı. Daha sonra tutan meyveleri de dolularla, acayip bir yağmur dolularla bunlar da düşürdü. Düşürünce bu sefer dalda zeytin kalmadı. Dalda kalan zeytinler de Ağustos aylarında ve bu Eylül aylarında acayip bir sıcaklar oldu. Bu sıcaklarla birlikte yağmurun da yağması gerekiyordu. Yağmur yağmadığı için zeytinler çok büyük bir verim kaybına uğradı. Verim kaybından dolayı sıkıntı bu aşamaya geldi. En kaliteli, en güzel zeytinyağlar Soma'da, Avdan'da, bizim bu bölgemizde üretiliyor. Bunun sebebi de yine bahsettiğim gibi Soma'daki kömürün, Leonardi'nin ve iklimin olması. Soma'mız coğrafi zeytinyağı, Soma zeytinyağı, Soma coğrafi zeytinyağı işaretini aldı. Artık Soma zeytinyağı da bir coğrafi ürünlü ürün zeytinyağı oldu. Hak ettiği yere daha da gelecek diye düşünüyoruz. Utku Tonguç Topal ben. Manisa Soma'da ve Yunanistan'da İskeçe'de zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Burada ben ÇKS'ye kayıtlıyım. Yunanistan'da eşim ÇKS'ye kayıtlı. İki ülkede de üretim yapıyoruz. Soma'mızın zeytinleri Leonardit tabakası kömür nedeniyle daha yüksekte olduğu için, yukarıda olduğu için nefaseti gerçekten çok daha farklı oluyor. Bu yıl işçilik maliyetleri, gübre fiyatları, işlemini maliyetleri çok yükseldi. Yağlarımızın, yani 1 litre yağın kilosu yaklaşık 250 lira kadar çıktı. 250 liralara kadar çıktı. Dolayısıyla mazot giderlerinin, işletme giderlerinin artması nedeniyle zeytin üreticisi zeytinliklerine çok fazla bakamıyor, işleyemiyor. Önümüzdeki yıllarda bu nedenle gerçekten sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu yıl dünyada küresel iklim değişikliği nedeniyle İspanya'da, İtalya'da, Portekiz'de, hatta Tunus, Fas, Cezayir'de bile zeytinyağı yok. Hepsi üretimlerini %50 düşürmüş durumda. Dolayısıyla bu bizim için bir fırsattı ama ne yazık ki bu yılda sanırım değerlendiremeyeceğiz. Çünkü ülkemizdeki bu yılki rekolte tahmini 170 bin ton. Bu rakamın hayal olduğunu söyleyen uzmanlar da var. Bakalım nasıl olacak ama çiftçi bu işin altından kalkma noktasında gerçekten zor durumda.